57 yaşında vefat eden Türk sanat müziğinin sevilen ismi Hüner Coşkuner bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Üsküdar'daki cenaze törenine gidelim. Ayrıntıları Samet Güner bize aktaracak. Samet. Sultan Erener, Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı kılındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hızlı olarak. Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda şimdi sevenleri ve arkadaşlarının son yolculuğa uğurlamasıyla Hüner Coşkuner defnedilecek. Türk sanat müziğinin kendine has yorumu ve sesiyle sevilen sanatçılarından biriydi Hüner Coşkuner. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Sanatçı Hüner Coşkuner'den geriye tüm Türkiye'nin aklına kazınan şarkıları kaldı. Şu anda sevenleri, hayranları, eşi, dostu son yolculuğu için Karacaahmet Mezarlığı'nda Hüner Coşkuner'i uğurluyorlar. 1 Nisan 1963'te doğmuştu. Hüner Coşkuner CNN Türk'te katıldığı bir programda demişti ki vasiyetimdir beni küpelerimle, çok sevdiğim küpelerimle gömün demişti. Ama dini inançları gereği ailesiyle konuştuk, ablalarıyla. Küpeleriyle gömülmedi. Küpeleriyle gömülmediğini ifade etmek istiyorum. Çocukluğundan beri müziğe meraklıydı Hüner Coşkuner. Çok küçük yaşta sanat hayatına atıldı. 1987 yılında henüz 24 yaşındayken çıkardı ilk albümünü. Ardından 1989'da Sakın Dönme Geriye adlı albüme imza attı. Bu albüm müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edilir. Her geçen yıl başarısına başarı, ününe ün kattı. 2000'li yıllarda çıkardığı klasik albümüyle onu sanat müziğinin en başarılı isimleri arasına dahil etti Hüner Coşkuner. Tekrar hatırlatıyorum, 2013'te CNN Türk'e katıldığı bir programda Allah gecinden versin deyip vasiyetini açıklamıştı ve demişti ki beni çok sevdiğim küpelerimle gömün ama dini inançları gereği vasiyeti ablası dedi ki bunu şaka mahiyetiyle küpelerini çok sevdiği için söylemişti ama şu an küpeleri olmadan gömüldüğünü söyleyelim. Gördüğünüz gibi artık sevenleri, eşi, dostu son yolculuğunda haklarını helal ettiler Karacaahmet Mezarlığı'nda. Sevenleri toplandı. Koronavirüse rağmen oldukça kalabalık diyebilirim burası. Cenaze namazı da kalabalıktı ama tedbirlere uyuldu. Son an itibariyle Hüner Coşkuner'e son yolculuğunda hayranları, sevenleri eşlik ediyorlar. Hüner Coşkuner bir süredir kemik iliği kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bu tedavi sonunda yenik düştü kansere ve son yolculuğuna vefat ettikten sonra artık son yolculuğuna uğurlanıyor. Karacaahmet Mezarlığı'nda oldukça kalabalıktı. Ünlü isimler bu noktadaydı. Herkes burada son görevini yapmak için Hüner Coşkuner'e eşlik etmek için buraya geldi. Türk müziğinin en sevilen seslerindendi kendisi. Birçok albüme imza attı ve ablasıyla yaptığımız konuşmada dedi ki vasiyeti şaka mahiyetli küpesinden bahsetmişti ama onun asıl vasiyeti hayvanlara, sokak hayvanlarına, ihtiyacı olanlara yardım edilsin demiş son vasiyeti olarak. Bunu da ablasının ağzından sizlere aktarmış olalım. Çocukluğundan beri müziğe çok meraklıydı Hüner Coşkuner. Müziği çok sevdi, müzikle büyüdü diyebiliriz. Küçük yaşlarda, 24 yaşında ilk albümünü çıkarttı Hüner Coşkuner. Karacaahmet Mezarlığı'nda sevenleri, hayranları, ailesi tarafından son yolculuğa uğurlanıyor Sultan Erener.